Ama genel olarak çok kırılgan bir kompozisyonları oldu onların ve hani her yakaladığımızı öldürebilecek bir Blitzcrank'imiz var. Ya bu kadar kırılganken bilmiyorum. Ya oynarken aşamalarını çok kötü atlatmadığımız bizim takımlarımız için değil. Evet, bizim takımlarımızı katmıyoruz kesinlikle. Yani sadece orası için söyledim. Bu arada bir kere daha aynı baskın, bu sefer her şey tuttu. Nanholy'nin sıçrası gitti. Son bir vuruş lazım. Elvind sıçra mızrak ve burada skoru alıyor. İlk... Zaten üzerine bir işaretleme de geldi. Bakıyor zaten. Yani gösteriyor. Bu arada ulti geldi ama Nanholy burada güzel karşı ses dalgasından yine de bu onu kurtarmaya yetmeyecek. Tabii o da minyonda da öne geçtiği için zaten koridoru rahatça ittirip çıkmış, geziyor şu anda Elvind. Elvind bu arada kaçamadı oradan. Sıçrası var. Bakalım oraya gidebilecek mi, ama öteki tarafta bakıyorum Nanholy'nin sıçrası var. Elvind oradan çıkamadı. Ultisini de sıçrasını da harcadı maalesef. Bu arada Neyun bir kere daha burada No Man's'e takasa girmek istedi. Yetmedi. O dönence. Orada ışınlan geliyor. Orada evet, hem ışınlan geliyor, arkaya da ışınlan geliyor. Madness zor durumda kalabilir. Mojito nereye gidecek? Madness yalnız bıraktılar. Madness arkada. Hem elektrik şokuna hem de böceklere yem oldu. Bu sefer Mokka'ya da aynısı olacak. Mokka skorunu Optimus'a bırakırlar büyük ihtimalle derken. Hiç umurunda değil Lord'un. Tabi bunu nasıl kullanacağımız önemli. Çünkü bizim bir dağ ejderimiz var. Ve objektifler konusunda biraz daha hızlı bir tarafız. Orada maviyi çaldı. Orada Elvind yine zor durumda kaldı. Yani Elvind'in şu son 2 dakikada yakalandığı pozisyonlar gerçekten Madness'ın pozisyon dışı kaldığı bir pozisyonda. O takım savaşı bizim için oldukça kötü olacaktır. Bu arada D-Lord biraz yakalanmış gibi göründü ama hem Madness orada hem Mojito orada. Bakalım ne yapacağız? Yalnız Mojito'nun sersemlediğini gördük. Nanholy yetişti şimdi buraya. Ölüm Rocket El'i orada tutmadı. Bu arada arka tarafta yakalandı ultiye Mojito. Mojito buradan çıkabilecek mi? Güzel bir tekme. Elvind geldi. Ama bu savaşta onlar avantajlı görünüyor. Elvind 4 kişi ultisinin içine aldı. Kendini feda etti burada. Aurelion soldan muhteşem bir ulti. Yetecek mi bu savaşı almamıza? Burada ölüp ölüp duruyoruz ama Neyun vurmaya devam ediyor. Herkesi kesmeyi. Neyun çok güzel sıçra. Nanholy geldi Nanholy'den. Güzel bir sıçra geldi. Nanholy orada attığı sıçrayla beraber Neyun'un dönencesinden çok iyi kaçtı. Ve hangi şampiyonun dibine girdiğinizde o şampiyonun şansı kalmıyor? Aurelion Sol. Aurelion Sol da burada 3. skoru alamayınca. Ya aslında iyi bir başlangıç yapmıştık. Evet. Elven'in ultisi çok iyiydi ama yani No Man's'den bu arada daha da iyi bir ulti gelince neden aldık galiba ejderi. Evet, bu iyi haber. Hiçbir şey yapamadı Vega tarafı. Yani yaklaşamadılar bile ama burada şimdi bir savaş çıkarmak istiyormuş gibi görünüyorlar. Savaşa ihtiyacımız 5'e 5 yok. 5'e 5 bir savaş olacak bu. Mokka sıçrasını kullandı. Elvind çok iyi pozisyonda. Elvind güzel bir sancak kombosu. Arka tarafta şimdi Aurelion sol ultisini bekliyoruz. Zanzara. Atmadık o ultiyi. Ya yani, bu savaşa ihtiyacımız yoktu ve çıkmıştık da sanki. Evet, çıkmıştık ama iyi pozisyonda bekliyor bu arada ama şimdi Baron'a doğru çıkmak zorunda kaldı tek başına kalmamak için. 4000 canı var Baron'un. Mojito iyi pozisyonda, bakalım Mojito bunu çalabilecek mi? Arka tarafta güzel bir Orion ultisi. Hayır, sadece Mokka'ya tuttu. Mokka buradan çıkmayı başarıyor ve işte Neyun şimdi kullandı o ultiyi. Yok ettik bu sefer. Burada bu pozisyonu beklemişler meğer. Oldukça iyi bir oyunla beraber 4'ünü birden aldık. No Man's de orada 3 canla kaçıyor. Artık yapacak bir şeyleri kalmadı. Elvind de ışınlanla buraya gelecek ve bu baronu... Devam etsin. Evet, alkışlıyoruz No Man's'i. Orta koridor kulesini aldık mı? Alamadık. Zanzarah bu arada yine Elvind'in üzerine gidiyor. Elvind'in yine çok fazla hasar yediğini gördük. Nanholy son anda sersemletti onu ve Elvind... Şimdi bir alev ejderi daha var. Bu arada bir takım savaşı çıkacak burada. Tabii iki daha ejderimiz olduğu için bayağı hızlı alıyoruz bunu ama geldiler bu sefer. Geldiler ve Zanzara içeride. Zanzara çalmayı başardı Mojito'dan bunu. Elvind ve Mojito buradan çıkıyorlar. Gerçekten ya. Yani ne için çalmaya gitti bu arada kaldı? Optimus orada yakalanmadı. Sıçrayla kaçtı ama Nanholy yakaladı Mokka. Mokka burada tek başına. Mokka ne yapıyorsun Mokka'cım? Mokka öldü ama gerçi o da Alistar'a vurabilir durumdaydı. Tabii bizim tarafımızdan henüz bir şövalyenin adağı gelmediği için Madness da çok... İlerlerde rahat hareket edemiyor. Bu arada Mojito yaptı hareketini işte. No Man's'i yok etti orada. Muhteşemsin Mojito. Yani işin komiği. Şimdi bu arada burayı iyi oynamamız lazım. Evet. Çünkü üç taraftan geliyorlar. Bu arada D-Lord bayağı iyi bir pozisyon aldı ama güzel bir sıçra geliyor da Zanzara alalım hadi. Hadi son bir vuruş ve aldık. Zanzara alıyoruz şimdi. Arka tarafta zaten sıçra atan bir Optimus var. Ondan da kurtulduk. Hadi bakalım. Arka tarafta ne yiyor şimdi? Elvind'den güzel ulti. D-Lord'u da alıyoruz. Nanholy senin evin artık üste doğru yollan. Ve biz de burada Baron'u alalım. Kendisi Cannon sevmediği için. Sevmiyorum Cannon. Ne yapayım? Bir işe yaramıyor. Baksana hale. Cannon sevmiyor. Gragas sevmiyor. Caitlyn'e bayılıyorum ama. Caitlyn var bak. Oh mis gibi. Kuleyi çok çabuk aldık attı, bu arada. Kuleye 3 attı. İnhibitor'u da oldukça hızlı alıyoruz.
Ya bu kuleyi de çok hızlı aldık. Zaten hani direnç gösterip bilecek bir kuvvetleri de yok. Daha menzilimize giremeden kuleyi alıyoruz biz. Evet yani onlar daha yaklaşana kadar kulenin şey inhibitörün şu an canı bile %20'ye kadar inmişti ve burayı son iki vuruşu da yaptık. Ulti geliyor şimdi, onlar savaş başlatmak isteyecek. Ve bir anda maalesef Moito'yu aradan çıkarttılar ama biz hala avantajlı pozisyondayız. Çünkü hala Caitlyn'imiz var. D-Lord orada. Madness'ın mermilerine yem oldu. Yalnız arka tarafta Madness'ın zararlı birebir atıyor. No Man's buradan çıkmaya çalışıyor. No Man's üste kadar kaçmak zorunda kaldı. Nexus'u vurmaya başlayacağız artık. Nexus kulelerini almaya çalışacağız. İlk Nexus kulesi düşmek üzere. 1-2 vuruş daha lazım ama minyonlar bittiği için yeterli hasar veremedi Madness burada. Yalnız güzel bir ulti attı Kenan. Maalesef Madness'ı kaybediyoruz. Mocha zor durumda. Neyun'u da kaybettik. Elvind 6. kez ölecek burada. Yalnız bir kere daha katliam. Bayağı evet. Uzun şu anda çünkü ölüm süremiz ama 2 inhibitörü almış olduğumuz için minyonları tutmaları da gerekecek onların. Sanki aşağı inhibitöre gitmek daha garanti ve güvenli bir tercih olabilirdi. Çünkü oranın da oldukça az canı var o kulenin. Yani Neyun'un ultisi de var. Orianna'nın ultisi yok. Belki o yüzden bir avantaj olabilirdi. Bu arada hani D-Lord araya girdi. Madness zor durumda. Madness burada çıkmayı başardı. Arka tarafta şimdi iki oyuncumuz var. Hem Elvind hem Moito. Moito buradan çıktı ve No Man's arada katlettik. Moito'yu da kaybettik. Orada Neyun'dan güzel bir Zonya geliyor. Ve şimdi inhibitörü de almayı başaracağız. Hala vurmadık inhibitörü ama şimdi son vuruşu yapıyoruz. Güzel oldu bu oldukça. İki tane inhibitörleri hala düşmüş durumda. Nexus'a vurmak için çok avantajlıyız. Bizde Moito düştü, onlarda orta koridor düştü. Orta koridorun düşmesi çok daha önemli çünkü No Man's'ın ultisi gelmek üzereydi. Şimdi bir kere daha şanslarını deniyorlar. Havaya kaldırdıkları isim Elvind oldu. Orada Optimus araya girdi. Daha doğrusu Mocha çok güzel çekti. Ve bir anda o skoru aldık. Neyun'dan ikinci skor geliyor. Madness vurmaya devam ediyor. Oboa oradan kaçamayacak. Nunholy de buradan çıkmak zorunda kalıyor. Ve artık oyunu bitirmek için önümüzde hiçbir engel yok. Arka arkaya vuruyoruz. Kuleleri alıyoruz. Nunholy çaresiz. D-Lord çaresiz. Vega Squadron çaresiz. Ve Oyun 4 Crew 3. galibiyetini alıyor. Bravo Oyun 4 Crew'a. Ya bu arada son takım savaşında bir hafif yüreğim ağzıma geldi. Alistar, Caitlyn'in üstüne, Madness'ın üstüne atladığı zaman acayip canı gitti Madness'ın ama ya umarım Alistar vurmamıştır onu. Tabii Madness oradan sağ çıkınca son takım savaşını kolay kazandık. Alt koridorun inhibitörünü açtıktan sonra zaten üstte çok...